Kedilerin büyülü, görünmez dünyayla bir bağlantısı vardır. Nasıl köpekler fiziksel dünyada koruyucumuzsa, kediler de enerji dünyasında koruyucumuzdur. Uyanık olduğu süre boyunca evini izinsiz giren enerjilerden temizler. Uyurken bu enerjiyi filtreler ve dönüştürür. Kediler genellikle bu alanı aktive etmek için hayati çiğ enerjisinin dolaşımının düşük olduğu yerlerde olabilir. Çoğu zaman kedin hiçbir şeye bakmaz, tamamen konsantre olur. Konsantre olduğu zamanlarda mikroskobik böceklerden başka boyutlardaki varlıklara kadar bizim göremediğimiz şeyleri mutlaka görür. Çoğu zaman kedin evde izole bir yere gider ve miyavlamaya başlar. İstediği sadece dikkat değildir, verdiği bir tür uyarıdır. O yerin enerji kalitesinin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyordur. Ayrıca sorunlarımız ve günlük stresimiz kediler tarafından emilir. Ortam negatif enerjiyle yüksek oranda yüklendiğinde kediler hastalanabilir. Tabii ki evin enerji dengesinden tek sorumlu kedi değildir ama bunun için çok fazla çabalar. Çevresinde ne kadar uyum varsa filtrelemesi gereken negatif enerji o kadar az olur ve sonuç olarak daha mutlu ve sağlıklı olur. Uyurken astral bedenlerimiz fiziksel bedenden ayrılır ve 5. boyuta, zaman ve mekansız boyuta geçer. Bu rüya gördüğümüzde içinde bulunduğumuz boyuttur. Eğitim ve hazırlık eksikliğinden dolayı bu boyutu olduğu gibi görmüyoruz. Bunun yerine onu gizliyor ve bilinçsiz içeriğimiz olarak kodluyoruz. Kediler genellikle bu astral gezilerde bize eşlik eder ve astral bedenimizi korurlar. Bizimle birlikte yatakta uyumayı sevmelerinin bir sebebi de budur. Kediler ayrıca evrimimizi izler. Bizimle birlikte var oldukları süre boyunca radar ve verici görevi görerek bilgiyi daha yüksek boyutlara iletirler. Bunun yanı sıra enerji dönüştürücüleri olarak kristallerinkine benzer bir rol oynayarak iyileşmemize yardımcı olurlar. Bir köpek ve bir kedi ile sahiplerini nasıl seçtikleri arasında içsel bir fark vardır. Bir köpek sahibine mutlu bir şekilde adapte olur. Ancak layık olursan bir kedi seni seçecektir. Kendini istemeden bir kediyi evlat edinirken bulduğun zamanlar vardır. Kedi sana doğru gelir, sarılmak ve tırmalamak ister. Unutma ki bu yaygın bir olay değildir. Çünkü kediler genellikle manevi insanlara çekilir. Tarih, kedilerin her zaman eşit olarak insan varlığına bağlı olduğunu göstermektedir. Onlar ruhani ve yüksek enerjinin sembolleridir. Ayrıca sezgisel olabilirler, psişik güçlere sahip olabilirler ve geleneksel olarak ritüellerle ilişkilendirilebilirler. Aslında onların auraları bizim boyutlarımızla karşılaştırılabilir. Kediler ruhani varlıklar olduklarından ve son derece sezgisel olduklarından genellikle sahiplerini kendileri seçerler. Titreşimleri kendilerine uygun olan kişilere çekilirler. Tıpkı bizim kendi enerjimize uygun insanları hayatımızda istediğimiz gibi. Kediler manevi rehberlerdir. Onlar konuşamadıkları için sana bir şeyler öğretemeyeceğini düşünme. Çoğu durumda terapistlere, medyumlara veya yogilere iyi cevap veremeyen insanlar genellikle kendilerini bir kediyle arkadaş olarak bulurlar. Hayatındaki bir kedinin varlığı manevi düzeyde arkadaşlık ve rehberlik vaat ediyor. Kediler her zaman manevi bilgi konusunda uzman ve engin bilgeliğin taşıyıcıları olarak kabul edildi. Bu, her zaman yüksek enerji seviyelerini koruma yeteneğine göre ayarlanmış olabilir. Aynı zamanda bir kedinin seni seçmesi, iyi bir talihin sana bahşedildiğini keşfettikleri için de olabilir. Unutma, bir kediyi reddedersen ya da o sana sırtını dönerse kendini kötü şansa sahip bulacaksın ve bu kötü şans bir süre daha devam ederek finans sektöründe veya senin refahında olacaktır. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.